Şimdi e, İslamofobi e, aslında İslam korkusu demek, bir şemsiyet terim içinde birçok şeyi de kapsıyor. Yani aslında İslamofobi deyince birçok zaman din olan İslam'dan korku ifade edildiği gibi, kimisi Müslümanlardan korkuyor, yani Hı -hı. dinin kendisine ziyade Müslümanlardan korkusunu ifade etmeye çalışıyor. E, kimi zaman İslam karşıtlığına da İslamofobi diyor. Aslında İslam karşıtlığı İslamofobiden daha üst bir şey. Bazen bir şey birisi bir şey bilmediği için. Ondan sadece korkuyor olabilir, ona bir karşıtlı olmayabilir. Yani İslam karşıtlığı bu arada İslamofobiden daha güçlü. Hı, hı. Ee, İslam'a yani şu açıdan da İslam'a daha bir karşıtlığı ifade eden e, bir duygu. Bazen ama İslamofobi kelimesi İslam karşılığını ifade etmek için de kullanılıyor. E, ama en azından şurası açık yani İslamofobi İslam karşıtlığını besleyen bir şey. Yani insanla bir şeyden korka korka o bize zarar verecek duygusuyla sonunda fobiden, İslamofobiden İslam karşıtlığına evet. Dönüşe. Dönüşebiliyorlar. Şimdi İslamofobi tabi bazen e, Araplara karşı e, duyulan bir korku ve Araplara karşı duyulan bir nefret olarak da kendini gösterebiliyor. Hı hı. Yani bunun e, çok değişik tezahürleri var. Kimi zaman bir bakıyorsunuz işte Hristiyanlara karşı gösterilmesi beklenen hoşgörü Müslümanlara karşı gösterilmemesi dedim ben mesela Hristiyanların içinden Norveç'ten birisi çıktı. Hristiyan kültürün içinde birisi bir sürü kişi itiradı. Kimse ondan bir Hristiyanofobi çıkarmadı. Evet. Yani değil mi? Yani bir Hristiyanlara karşı fobi çıkarmadı. Ama Müslümanların içinden bu tip eylemleri bulunanlar olduğunda e, bir anda o İslamofobiyi besledi hı hı. bu tip şeyler. Hocam bir de öyle çıkarmadıkları gibi genelde Yurt dışında böyle olaylar olduğu zaman yani kendi milletlerinden bir insan bunu yaptığı zaman bakıyorsunuz hemen akıl hastası olarak teşhis koyuyorlar. Tabii, değil mi? Yani Müslümanlardan Müslüman terörist, oluyor. O terörist oluyor. Terörist oluyor ama o oradaki insan terörist olmuyor çünkü kendi milletinden. Bakıyorsunuz hemen diyor ki akıl hastasıydı onun için bunu yaptı <laughs> diyor. Tabii de bunlar tabii İslam'ın iç çeşitliliğine de gözleri kapıyor. Kendileriyle ilgili bir şey olursa, Aa, bu bizi temsil etmiyor." diyor. Kendinin iç çeşitliliğini doğru olarak ortaya koyuyorlar. E, Müslümanların içinde mesela diyelim işi karşı, diye karşıt Eleştiriler getiriyordu. Yani anket yapsanız işi de Müslümanların %90'dan fazlası karşıydı dünyanın. Yani Müslümanların buradaki e, iç çeşitliğine niye gözleri kapıyorsunuz? Kendinizin içinde bir şey oldu mu? Kendi iç çeşitliğini gündeme getiriyorsunuz. Ya bir de tabii başka İslamofobinin göstergelerinden biri mesela Hı -hı. ülke vatandaşı olsa bile mesela birisi kendi ülkesinin vatandaşı bile onu ikinci sınıf görüyorlar. Mesela bu Trump'ta çok bariz bir şekilde gözükmüş diyor. Seçim propagandasına sonra onu uygulayamadı ama. Mesela Müslümanlara işte ayrı bir şekilde e, muamele edilmesi gerektiğini, hı hı. işte onların ülkeye alınıp alınmaması, sınırlı şey edilip edilmesi. Yani Amerikan vatandaşı olan Müslümanların. Da. Evet. Bunları dile getirebildi kendi ülkesinin vatandaşı şeylerle. E, tabii sonra bunun yani anayasa açısından da uygulanırlığı yoktu. Ama en azından böyle bir söylem üzerinden oy almaya çalışmış olması da en azından İslamofobi üzerinden o Almanın orada prim yaptığını, mesela. bununsa aslında demek ki ülkede İslamofobi ile ilgili bir temel olduğunu evet. gösteriyor. Ve hatta Müslüman göçmenleri diğerlerine nazaran daha aşağı görmekte. Değil Mesela diyelim Ukrayna'da şimdi savaş oldu. Hı, hı İşte oradan gelen göçmenler, işte oradan kaçanlara e, yapılan muamelenin işte Suriye'den kaçanlara diğerleri yapılmamasında da e, görüyoruz. Evet. E, veyahut da ne bileyim yani şimdi Rusya ile Ukrayna diyelim savaştı. Bu bir Hristiyanların katliamı, Hristiyanların vahşiliği gibi göstermediğinde Müslüman ülkeler birbiriyle savaşırken buradaki İslam ülkelerinin içindeki bazıların iktidar hırsına bağlamak yerine bunu direkt İslam'da birçok kimse İslamofobiye sahip sahip ilişkilendirmeye kalktılar. Hı hı. Buradaki tabii önemli sebeplerden biri İslamofobi'de Batı'nın değerlerini bir üst norm olarak görüp hı hı. geri kalanı baştan alt norm olarak Öteki görmeleri işte. ve İslamofobi'yi sanki böyle objektif bir değerlendirmeymiş gibi hı hı. sunmaya çalışmaları. Buradaki tabii asıl korkunç olan şeylerden birisi şu yani e, tabii ki Batı'da İslamofobi'nin olması yanlış onlar anlatılması lazım. Batı'daki İslamofobikler kadar yani bizim ülkemizin içinde de İslamofobikler var nedeni şudur budur. Yani yanlış İslam adına ortaya çıkan bir örnek olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama yani batıdaki bazı mecraların kasıtlı olarak İslam aleyhindeki propagandası sadece batılı dünyadan insanlar İslamofobik yapmıyor. Kendisini Müslüman olarak nitelendiren birçok kimse de İslamofobik, Müslümanofobik hmm. hale getirebiliyorlar.